Manşet. Gerçek çok net. Tabii şimdi sizlere ben doğrufiyat.net'ten bahsedeyim. Doğrufiyat.net yaklaşık 3 yıllık bir maceramız var Kahramanmaraş'ta Doğrufiyat'tan. Daha önce bir 3 yıl daha başka bir firmayla çalışmıştık. 3 yıldır şu an Doğrufiyat.net'in üzerinde Kahramanmaraş'ta çalışma yapıyoruz. İstanbul merkezli bir firma. Genel merkezimiz İstanbul, Doğrufiyat.net. Doğrufiyat.net'in kısaca şöyle bahsedeyim. Şehrin bir hizmet sitesi olarak tanımlıyoruz. Dijital bir platform hem de kendine ait bir ofis olan bir platform bu platformun. Bu emlak, araç ve doğru usta dediğimiz 3 kategoriden oluşan bir sistem. Şehre bu 3 kategoride hizmet veriyor. Emlak, oto ve doğru usta dediğimiz İşte tadilat, tamirat, araç tamiratı, ev tadilatı gibi hizmetleri şu an kentimize sunuyoruz Doğrufiyat.net olarak. Şimdi şöyle, biz bu tarihlerde, yani şöyle bir şey, daha önce korona gibi bir virüs salgınına denk gelmemiştik. Zaten bu salgınlar 100 yılda bir gerçekleşen salgınlarmış. Biz bunu biraz daha araştırdığımız zaman. Ve biz de ticareten de başımıza gelen ilk defa böyle bir olay geldi. Ve biz sektör olarak da şunu söyleyelim, tabii biraz sarstı bizi, doğaldır, virüs yani başka bir şeye benzemiyor. Ve bu virüsle beraber ekonomik paketler açıklayan hükümetimiz gerçekten güzel paketler açıkladı. Destek paketleri olsun, kredi destek paketleriyle beraber konutun daha canlanmasını istedi. Aslında yapılması gereken buydu ve şu an yaptı. Çok da güzel oldu. Piyasayı hızlı bir şekilde tekrar kazanılması, hızlı bir şekilde tekrar ticaretin aktif bir şekilde hareket edilmesini sağladı. Güzel faiz oranları. Zaten evet şöyle söyleyelim. Ülkede faiz oranı çok yüksek olduğu zaman zaten işler durma noktasına geliyordu. Faiz oranları düştüğü zaman da yine işler açılma noktasına geliyordu. Hükümetimiz bu noktada hep faizin düşmesi taraftarı, faiz düşürmesi taraftarıydı. Ve bu noktada başarılı buluyorum ben kendilerini. Güzel bir politikayla faizimizi düşürüyorlar ve gerçekten işte açılıyor. Ya şöyle mükemmel bir kredi oranı var şu an. Yani bir yıl karşılıksız ödemesiz, yani dün bir önceki gün itibariyle bir yıl önce bir yıl ödeme yapmıyorsunuz. 0.74 ve 0.64'lük bir oranlar var. Ya bu çok ciddi bir rakam. Ve bu oranları 180 aya bölüyorsunuz. Yani böyle oranlar bir de %90'la kredi çıkıyor yani bir evin. Neredeyse hiç peşinatsız gibi bir ev alma olanağı doğuyor piyasaya. Araç kredileri de hakikaten öyle. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum, kaçırmayın diyorum bu fırsatları. Yarın bir gün olmaz mı diye bir şey demiyorum. Belki olur, belki olmaz ama şu an bu bir önceki dönemlere göre çok cazip bir fiyat. Ha, maalesef stoklar tükeniyor ama şöyle canınızı sıkmayın. Biz şu an inşaat firmalarıyla da çalışma yapıyoruz. Yani yeni projelerle beraber yeni inşaatlar çıkacak yani. Stoklar bitiyor, ev kalmıyor diye yok. Şu an bir de sonra tekrar yeni evler, şu an projesini, temelini attığımız yeni projeler var. Hemen bir de sonra teslim olan evlerimiz mevcut. Tekrar inşaat sektörü canlanmak üzere yani. Stok eksikliğimizden kaynaklanıyor. Yani stoklarımız bittiydi zaten. Stoklarımız bitmesiyle beraber faizler düşünce talep arttı. Talebin karşılığında da evlerimiz olmayınca mecbur bir takım artışlar gerçekleşti. Fakat ben bu artışın Kahramanmaraş ili için söylüyorum. Bir noktada duracağını düşünüyorum. Nedenini söyleyeyim. Yani 3+1'den örnek vereyim ben size. 3+1 şu an 350 bin bandına kadar oturdu. Yani 350-360 bin bandına kadar gidiyor. Düzgün bir 3+1. 350-360 bin bandında oturacak, üstüne çıkmayacak. Sebebi şu, yeni inşaatlar zaten piyasaya çıktığında onlar da aynı fiyattan satılacağı için çok fazla bir oynama olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu an geleceği son noktaya kadar geldi diyebilirim yani. Araba için de artışlar kesinlikle yaşanacağını düşünüyorum. Yani şu an ikinci el piyasasının kredi oranlarının düşmesiyle beraber şu an zaten koronada biraz daha durmuştu. Yani araba konut gibi değil, konut biraz daha yeni hareketli ama araba keskin uçak gibi durmuştu. Fakat şu an itibariyle yani yine arabaların da hareketleneceğini ve bir takım yükselmelerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Arabada daha da yükseleceğini düşünüyorum ikinci el piyasasında. Çünkü oradaki mevcut üretimin
bir takım sıkıntılar olduğunu, parçaların yani yedek parçaların bir takım sıkıntılar olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Oradan da yükselmelerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama bu yükselme de olsa, araç da olsa hani belli bir kademeden sonra duracak. Çünkü alım gücünü geçecek yani. Alım gücünü geçtikten sonra insanlar ne kadar fiyat çekersen çekin alamayacaklar. Onun için de bir kademeye kadar gidip oradan sonra da duracağını düşünüyorum ben. Doğru Usta'yı bahsedeyim. Aynen Doğru Usta. Doğru Usta şimdi şehrimizde yani bir takım sorunlar vardı. Biz bir platformuz doğrufiyat.net. Yani hep platformumuzda şöyle sorunlarımız nelerdi? Ya ev tadilatında hep sıkıntı çıkarıyorsun. Bir tane sucu çağırıyorsun. Yapamıyor. Diğer sucuyu çağırıyorsun. Yapamıyor. Parkeci çağırıyorsun. Parkeyi yapamıyor. Hep problemli insanlarla uğraşıyorsun. Şimdi Doğru Usta sistemimiz de bizim doğrufiyat.net'te. Biz o sistemimize Doğru Usta olan, gerçekten işinin ehli olan insanları kaydediyoruz. Siz de sistemimize girip bu insanlardan hizmet alıyorsunuz. Kısaca hani doğru fiyat ve doğru usta mantığıyla gidiyoruz. Her şeyin doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu platformdan da faydalanabilirsiniz diyelim. Valla şöyle biz koronayla dediğim gibi ilk defa böyle bir yani böyle bir şeyle karşılaştık. Yani ben değil belki Türkiye böyle bir şeyle karşılaştı. Evet Türkiye böyle bir şeyle karşılaştı. İlk defa karşılaştık. Yani biraz gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Ve sürecin nasıl olacağını şaşırdık. Sonra şöyle bir şey oldu. Yani dedik tabii inançlı insanlarız. Takdir ilahi yani sonuçta bu. Takdir olarak geldi. Ne yapalım dedik, ne yapalım? Biz dirayetli durmaya çalıştık. Pes etmemeye çalıştık. Ayakta durmaya çalıştık. Yani dedik kardeşim tamam böyle bir şey başımıza gelmişse biz yine güzel bir şekilde işlerimize devam edelim. Bir ilk başlarda evlerden devam etmeye başladık. Evlerden müşterilerimize sürekli iletişim halinde kurduk. Daha sonraki sürede biraz devletimiz bu kredi destekleriyle insanlarımızı rahatlatmaya başladı ekonomikmen. Tabii bir noktada insanın sağlık önemli, can sağlığı önemli. Bir noktada ekonomik sıkıntılar ve veriler var. Biz şunu düşündük. Hani Mehmet Ali'nin boksör Mehmet Ali'li bir sözü var. Boksördür ne zaman yenik sayılır? Düştüğü zaman değil. Kalkmadığı zaman. Evet bizim başımıza yine bu geldi. Dedik biz yine kalkmamız lazım. Ayağa kalkıp yine işlerimizi devam etmemiz lazım. Korona sürecinde de müşterilerimizi sürekli takip ettik. Müşterilerimizin ihtiyacını dinledik. Devletimiz biraz daha gevşettiği zaman bu sistemi biz müşterilerimize ev gösterimi yine devam ettik. Çok şükür şu an geldiğimiz nokta evet koronadan yaklaşık 2,5 ay mı geçti? Geçti, 2,5 aylık bir sürede geçti. Bir baktık şu an biraz daha ortam gevşemeye başladı. Tabii gevşetmiyoruz ama biraz daha normalleşme süreci dediğimiz bu sürece başladı. Ve biz bu sürece baktığımız zaman daha güçlenerek çıktığımızı gördük. Manşet. Gerçek çok net.